Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Gördüğünüz gibi kuşlarımı sardım, sarmaladım, etraf dağıldı, kirlendi. Bunun da sebebi acayip derecede rüzgardı. Kuşlarımı korumak zorunda kaldım. Dün akşam hemen gittim, bunların üstüne perde yattım, bunları kapattım. Gerçi burayı da kapatmıştım ama ben buraya bakarken açtım sabah. Şöyle bir kuşlarımı açayım, ben de bu kısmın arkasını sizinle birlikte şimdi göreceğim. İnşallah bir sıkıntı olmamıştır. Altına da sıkıştırdım ki perde kalkmasın. Limon, ne yapıyorsun? Senin diğerin nerede? Diğeri de burada. Bunlar burada kankeyte oldular. Beraber takılıyorlar artık gençler. Yalnız. Bunlar arkadaşlar bir ara eş olma durumlarına bile gittiler. Ama ne olduysa herhalde geri gitmeye doğru başladılar. İleri gidiyorlardı bir ara. Ondan sonra baktım. Bir ara şöyleydi. Sevgiliydiler. Ondan sonra birazcık kavga ettiler zannedersem. İnsanlardaki gibi olayı anlatıyoruz biraz ama bir ara baktım böyle sevgili olmuşlar, manita ayakları falan. Ondan sonra bir baktım anam ayrılmalar başlamış. Kuşumuz yuvaya falan da girmemeye başladı. Birazcık izlemem lazım ama. Fakat arkadaşlar bu sefer bir limonu deneyeceğim. Limon kızışmış nedense. Şu an yavruya bile kur yapacak durumda. Ki yapıyor zaten, görüyorum. Bilmiyorum, bak buradan gördüğünüz gibi o şekilde de duruyorlar. Bir denemek lazım arkadaşlar açıkçası. Bir ikisini yan yana koyacağım. Çünkü bunlar bir ara çok iyiye gidiyordu. Şimdi yuvadan çıkmıyordu ama şimdi yuvaya girmiyor. Şöyle bakın, bir de yumurta buluyormuşuz. Oha derim yani açıkçası. Şöyle bakıyorum, hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey yok. Yarım yumurta bile yok. Evet, dediğim gibi bugün maalesef limonu bir tekrardan deneyeceğim oraya koyup. Çünkü bunların arası açılmaya başladı. Yumurtalar falan geldi bu arada. Onlardan da bahsedeceğim. Yumurtalarımızı size göstereceğiz. Bunlar arkadaşlar kankeytalar, aşağıda takılıyorlar. Genelde yuvanın içinde takılmayı seviyorlar. Zaten daha yaşları küçük. Bunları inşallah kendime eş yapacağım arkadaşlar. Dişinin rengini çok beğeniyorum. Bu arada hani size demiştim ya. Gençler dişimde sorun var falan fistan diye. O sorun bir miktar gitmiş gibi görünüyor. Artık kendi kendine rahat bir şey. Ana yuh ya. Abi altını takmayı unutmuşum. Olduğu gibi yere dökülmüş. Ah ah Mücahit ah. Artık yapacağım şu, altını tekrardan takacağım. Vallahi böyle bir takım oluşturmaya çalıştım. Erkeğimin rengi klasik zaten biliyorsunuz. Bunlar bayağı yuvayı seviyor arkadaşlar. Acayip yuvayı seviyorlar. Habire yuvada takılıyorlar. Zaten daha yaşları ufak. Şu anda 45-50 günlük falanlar herhalde. Belki 2 aya yaklaşmışlardır. 45 değil de 55 gün olabilirler. Burada ne var? Burada bir halt yok. Niye yok? Neredesiniz? Komşu, komşu. Bu komşuların bugün yumurtasının gelmesi lazımdı. Hemen bir yumurta kontrolü yapacağız. Bakalım bakalım. Çiçeğimiz de bu arada arkadaş soğuldu ya. Ana. Şuna bakar mısın ya? Suluyorum da ama. Abi rüzgar var ya, mahvetti balkonu. Bakar mısınız? Burada düştü. Şurada kalsın. Neyse tekrardan düzelteceğim. Abi dün bir rüzgar çıktı buraya. Size anlatamam. Feciydi ya. Bir de bunlar şöyle süreyim bak. Direkt şuradan gelen rüzgar çat bunların ağzına giriyor. Öyle olunca ilk önce bunlardan korktum. Dedim hani bunlar yine bir şekilde burası kapalı. Gerçi bunlar kafa hizasından hapı yutuyorlar ama bunlarda öyle bir şey olmuyor. Çünkü bunun yuvası biraz daha tepede, bir de bunda bez de vardı. Neyse onlara şimdi geçeriz birazdan. Biz ilk önce bir yuvalık kontrolü yapalım. Oğlum bunlardan cortladık mı ya? Bunlardan niye yumurta almıyoruz biz ya? Allah Allah. Niye cortlatıyorsunuz ya? Abi dişimin kıçında bir şey var gibi görünüyor. Haftalardır da böyle duramazsın ki ya artık. Sıç şu yumurtayı ya. Sıç ya. Ayıp ya. Bak bak şunu görüyorsun abi. Bunun ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ama niye yumurtamı vermiyorsun? Çiftleşti mi çiftleşmedi mi onu da görmedim. Bak 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 bak. Bunu gizlice izleyin. Bu şerefsiz bir limon var ya. Bu bunu tabunu ufakken ayartmaya çalışıyor. Azıcık buna uğraştığı kadar... Mavişi uğraşan şu an yumurtalarımızı seviyorduk. Yavrularımızı değil. Bak bak bak. Yani birbirlerine bakıyorlar. Ya onu... Ya bunlar da öpüşüyor. Artık çiftleşin ağzınıza tüküreceğim şimdi zina. Vallahi sizi sürtüştürürüm bak birbirinize. Abi bir şeyler yapın ya. Çiftleşin, yumurta verin. Kıçına bakıyorum, yumurta var diyorum. Ama yumurtayı sıçmıyor. Bilmiyorum abi.
Gerçi arkadaşlar bak, her bu şekilde drone'a da yumurta var denmez. Gördüğünüz gibi bu yavru bunda yumurta olacak değil. Bu sadece kanatlarını düşürmüş. Yani sadece öyle durdu diye yumurta olacak diye bir şey yok. Bir de büyük dışkıya bakıyoruz. Yuvaya giriyor mu onlara bakıyoruz. Bak mesela bu ağzına tükürdüğüm bu ırzıgırık hiç yuvaya girmiyor. Yani yuvaya girerken bir sefer bile görmedim. Neyse, şimdi en son yumurtalara bakacaktık. Laf lafa açtı. Derken yalnız bunların ikisi, bu pezoların ikisi de içerideydi. Ha, çıkmışlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, iki tane altın gibi yumurta görüyorum. Müthiş bir görüntü var sayın seyirciler. Şöyle çiçeklerden alayım görüntüyü. Müthiş müthiş yumurta görmeyi seviyorum. Hakikaten seviyorum ya. Konuşmayacağım, anlatacak bir şey yok. Yani size artık hakaret edeceğim gençler. O kadar bakmama rağmen bunlar yumurtluyor ve siz yumurtlamıyorsunuz. Bak, canımı sıkıyorsunuz. Bir an önce yumurtlayın. Lütfen, rica ediyorum. Şimdi buraya bakacağız. Burada da bir yumurtanın gelmesi lazım. Anamız üstünde oturuyordu. Kaç yumurta var kızım, sen ne yaptın burada? Oo kızım, halı saha maçı yapacak bize belli. 2, 4, 3, 5, 6 tane yumurtamız var. Şuradan da mutlu aile tablosunu görüyorsunuz. Adam oradan dişi çıktı, çiftleşmeye çalışıyor. Bu nasıl bir erkek kuş, bu nasıl bir canlı yaratık anlamış değilim. Bak izle izle izle. İzle, ırzıkırı giriyor mu? Şu anda resmen var ya, gizli çekim yapıyoruz ha. Oh, kaşı 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 kaşı. Oh, ağzı ağzından gagasından da öpe, sen de işini biliyorsun. Bak 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 bak. Hadi hadi gel. Tamam gel hadi gel. Gel, yuvanızda yapın. Terbiyesiz pislikler, açık alanda yapmayın. Heh, gittin mi içeriye? Evet. Şimdi şunu birazcık açayım. Gencolar, bunlar böyle. Kuş dışarıya çıktın mı paşa öpüşüyor. Kuş dışarıya çıktın mı paşa öpüşüyor. Gerçi böyle olmasa yumurta alamayız yani. Öpüşmesi gerçekten güzel bir şey. Bunlar da sözde öpüşüyorlar mı öpüşüyorlar ama. Oha, kafayı ne yaptın lan? Mal boynunu kıracaktın. Hadi lan, azıcık çiftleşin lan. Azıcık lan. 3-5 çiftleşin yine bana yeter ya. Bunlar var ya, gerçekten kankeyi oldular ama ya. O oraya gidiyor, o oraya gidiyor. Biz bunları ayırırsak şerefsiz limon kızımızın ahlakını bozacak. Şimdi gençler, ne yapacağım onu söyleyeyim size abi. Erkeklerin yerini tekrardan değiştireceğim. Artık söylemeye utanıyorum. Ama yapacak bir şey yok yani. Deniyoruz. Olana kadar deneyeceğiz yani. Bunun kaçar göçeri yok. Şimdi ben erkeği alayım. Buraya atayım. Bakalım ne halt olacak. Gerçi var ya, şu an çok sakatla bir iş yapıyoruz ya. Evet. Oğlum, bu arka kanatlarına ne oluyor lan kuşun? Siz şuna bir baka durun. Ben hemen şunu bir kafese atayım. Hemen geliyorum. Hemen. Sizin şu an görmediğiniz kısımlarda savaş oluyor arkadaşlar. Limon geliyor. Hazır mısınız? Na 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 na. İn lan. Hadi lan, eski fanfin fonun bu senin, hadi. Oğlum ne olur bir çiftleş lan. Ne olur lan. Azıcık çiftleş lan. Azıcık çiftleş lan. Dur, şunları bir şöyle atayım da şuraya bir oturayım. Şuradan bir gizli çekim yapalım. İnşallah, inşallah, inşallah. Hadi hadi. Hadi oğlum, başarırsın sen bu işi. Şöyle azıcık yaklaştırayım da. Çok uzak oldu. Hadi lan, hadi lan. Oha, 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 oha. Pezevenkler ne oluyor? Oğlum, buradan beklediğim atraksiyonu şuradan görüyorum. O zaman şöyle yapalım, her iki tarafı birden izleyelim. Abi hadi ya, hadi lütfen ya. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan. Hiçbir halt yok. Evet, vallahi hiçbir halt yok yani. Yani biraz limon böyle yanaşıyormuş gibi görülür ama dişinin umrunda değil. Hayır, bu sefer de dişi oraya gitti. Bu sefer de dişi ona bakıyor. Abi neden ya? Hadi ya. Ağzınızı kıracağım artık. Çiftleşin ya. Sabrım tükendi. Bin derdime binler kederekleni diye bir şarkı var ya. Bak bak, bu limonun işte bak kur yapma şeyi. Onu gördünüz değil mi? Oraya vurdu ya. Oğlum onu tellere değil mavi şey yapacaksın. Ruh hastası. Tellere kur yapma. Tellerden yavru alamayız. Allah Allah. Mavi işte var ya, sanki hapishanedeki kader mahkumları gibi. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. O manyağı var ya, başka kafese alınca da keyfi de olmuyor ha. O küçük kafesi seviyorum manyak.
Hadi lan. Oğlum tamam bak çiftleşmeyeceksiniz. Anladım. Bari bir öpüşün lan. Oğlum eski günlerin hatırına lan. Eskiden 3 tane yavrunuz vardı lan. Hadi bal dudaklı. Hadi mavişir. Ruh hastası maviş. Yerinde dur yerinde. Allah Allah. Abi neden ya? Ne yapayım limonu bir elime tutayım mavi de bir elime tutup sürüktüştüreyim mi ne yapayım sizi ya? Hadi ne olur ne olur bal dudaklarım. Manyak lan bunlar. Acaba başka ne yol denesek? Başka ne yapsak başka ne yapsak acaba ne yapabiliriz? Düşünüyorum, 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 düşünüyorum. Ayırma yöntemi mi yapsam, ne yapsam? Herhalde ayırma yöntemi yapacağız. Öyle görünüyor beyler. Baksana ya. Hadi manyak limon bir şeyler yap ne olursun. Oğlum yavru yapmıyorsunuz bari öpüşün lan. Manyaklar. Acaba şunlar ne yapıyor lan? Şu iki deli ne yapıyor? Orada birbirine gaga atıyorlar. Gaga suyu içirdikleri. Abi yalnız var ya vallahi Maviş'i üzülüyorum ya. Maviş ölüyor ölüyor yani. Şu an gerçekten çiftleşmek istiyor. Ama erkek erkek değil ki yani. Koca koca değil. Haydi bal dudaklım. Azıcık şu limona vur yap. Ayırsak mı ya? Hakikaten ayıracağım gibi ya. Of of. Kömür gibi yanıyorum. Ya ne etsek ya? Nereye çekiyormuşum ben? Japon esleri de hiç ellemek istemiyorum ya. Acaba dedim Japon esleriyle mi bir değişiklik yapsak? Yok abi onlarla da pek uğraşmak istemiyorum. Pampa bunları geri yan yana koyalım ya. Bunlar bir halt etmiyordu ama en azından iyilerdi biliyor musun? Ya da ayırsak mı ki lan? Aa limon konuştu duydunuz mu? Limonun konuşması çok nadirdir yani öyle çok konuşmaz. Öyle çok keyiflenirse konuşur ama ve bir top yavru yapmıyorum bir şey yapmıyorsun ya mavişim. Mavişim demişim limonum ya. Şöyle bir selam ver gidiyorsun sen buradan. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız onu söyleyeyim size. Ayırma yöntemi yapacağım mecburiyette. Diğer türlü olmuyor çünkü bu maviş ruh hastası. Evet kesinlikle bir ayırma yöntemi yapmamız lazım. Şimdi siz bir şurada bir durun. Mavişe baka durun arkadaşlar. Ben şuradaki erkeği bir yakalayayım. Yarım saat sonra görüşürüz artık yakalayabilirsek. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Millet dedi şimdi oradan bağırışlar geliyor. Acaba ne yapıyormuşlar ha? Evet arkadaşlar yakaladım. Erkeğimiz geldi. Şimdi buradan mavişi alacağız arkadaşlar. Siz şuraya baka durun bu sefer tamam mı? Hatta siz şöyle genelden kafese baka durun. Evet çok daha güzel bir görüntü sizler için. Çalışıyoruz. Şimdi Limo gelecek buna gagayı bir vuracak telefonu arkada. Sonra artık bana bir telefon alırsınız. Evet özen gel buraya. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Bizim Maviş de iyi etli butlu bir şey olmuş ha. Vallahi arkadaşlar bizim Maviş de bir etlenme butlanma var ha. Abi acaba ne yapsam? Bu şeydeki gibi mi yapsam ya? Buraya bir yuva mı taksam acaba? Acaba diye düşünüyorum. İlk zamanki gibi. Maviş'le öyle bir ortamda çiftleşmişti. Eğer hatırlayanlarınız varsa. Ne yapsak ne yapsak. Dur lan vallahi bir de o öyle deneyim. Bu burada dursun tamam mı? Bu biçiz bu kevaşı burada dursun. Hatta yanına şunu da vereyim. Dur bakayım. Mücahit işte, Mücahit de orada yine değişik işler yapmaya devam ediyor.
Şuradan kolum sığacak mı? Hadi gel, ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur, beni üzme beni üzme. Aa, kolum çizildi. Diyeceksiniz ki ruh hastası, az daha elinizi atsana. Oğlum elime buradan tel giriyor lan. Şimdi kuşlar kaçacağım ya. Aha gel, yakaladım. Gel buraya. Bir çizsin beni. Şimdi sen şurada dur, tamam mı? Bunun yuvasını alacağım arkadaşlar, buraya takacağım. Birazcık değişik şeyler deneyelim, bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, böyle bir şey yaptık. Limon şimdi yuvanın ağzında bekliyor. Limon yuvanın ağzından içeriye bakıyor. Lakin benim şu kafesi şuradan kaldırmam lazım. Maviş'in görmemesi açısından öyle daha iyi olacaktır. Şimdi şu kafesi nereye koyacağız? Oğlum dün rüzgar burayı mahvetmiş ya. Videodan sonra hemen burayı süpüreceğim. Kuzucuklarım siz bir iki saniye şurada durun. Biz de şurada limonları bir keselim. Arkadaşlar bu videoyu aslında video yüklemediğim, yani dün çektim. O gün çekmiştim ama o gün yüklemememin sebebi, bundan sonra videoların oturması için bir gün daha çekmemem gerekiyordu. Çünkü bir gün önceden çekersem daha rahat oluyor arkadaşlar. Sizin için sabahtan çekebiliyorum. Bir sonraki günün videosunda gün içerisinde herhangi bir saatte çekiyorum. Daha rahat oluyor. Daha iyi oluyor. Bu arada tüm kalamar taşları falan vesaire de orada kaldı. Fark edenler şu anda bize sövüyor. Bak böyle oldu, daha iyi oldu ha. Limon kendi baskın olduğu kafese koyduk ya arkadaşlar. Çünkü niye? Limon hep oradaydı. O kafesteydi. Şimdi limon bir şeyler yapıyor. Limon atağa kalkıyor. Maviş ona pas verecek mi? Ulan bir de çatır çatır çiftleşiyorlarmış. Cuma'da gider 5 lira hayır yaparım. Vallahi bak hadi. Hadi. Atın oğlu seni. Hadi olacak bu iş hadi. Hadi beni sevindirin. Hadi oğlum. Başarırsın sen bu işi. Az önce suratına bile bakmıyordum abi. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Erkeğin baskın olduğu bir kafeste olması daha iyi. Hadi aslanım. Hadi sen bu işi başarırsın. İnanıyorum sana. Hadi inanıyorum sana. Hadi olacak gibi sanki. Boynunu kopart o kızın. Hadi lan. Oğlum sanki içimde bir his var. Sanki bu iş olacak gibi. Hadi. Hadi o biçisi becer. Şunlar da aşka geldi ha. Bunlar bazen habire aşka geliyor. Bunlar sevgili fantifon yapıyorlar da bunlar bir türlü evlendiremedik. Şurada kendi işine kur yapıyor. Oğlum balkon balkon diye var ya, polis gelse ahlak masasından hepimizi götürür ha. Bak şunlar da şurada bir şeyler yapıyor. Çiftleşeceğiniz mi lan yoksa? Arkadaşlar kuşlar bir de her gün çiftleşirler. Onu da söyleyeyim size. Bu arada banyo hakkında konuşacaktık. Banyo hakkında konuşacaktık. Banyoyu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi kuşlarınızı mesela yaz ayında serinlesin diye banyo veriyorsunuz ya. O banyo verdiğiniz zaman arkadaşlar kuşunuzun kızgınlığı gidiyor. Haberiniz olsun. Onu da sizin aklınıza bir yer etsin. Hani kuşunuzu serinletmek için ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yine yıkayabilirsiniz. Eğer ki mesela arkadaşlar oturmuş bir takımsa yavru yapar. Sorun değil. Ama oturmamış bir takımsa, yani mesela buradakiler gibi. Oha bak burada gelmiş yavruya kur yapıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ulan o yavru var ya, çabuk eşe gelecekmiş gibi ha. Acaba o yavruyu şu dişinin yerine mi alsam? Bilemiyorum ki. Yalnız o erkek değil, kızışmış ha. Maşallah var da. Neyse pamfinfonlar, bunlar orada kalsın. Biz bunları burada çalışacağız. Biz bunları burada deneyeceğiz. Bu ırzıgırık limondan ve ırzıgırık mavişten yavru almam lazım. Kaç gündür bekliyorum artık yavru yapım ya. Maviş çok dinlendin ya. Vallahi çok dinlendin. Yeter artık. Artık iş zamanı. İş başına. Ama arkadaşlar sanki böyle daha iyi olduğu gibi yüme geliyor açıkçası. Bilmiyorum, arıları daha güzel. Şu kafeslerinde o da orada var ya, bu yaşında bak kalamar kemiği falan tüketiyor. Öpüşüyor, kuru yapıyor falan. Oğlum o dişiden var ya, ümitliyim ha. O dişi mi acaba kendime ayırsam, bilemiyorum. Hayır, bir de kamerayı kuşa doğru tutsam çok daha iyi olacak ya. Hadi hayırlısı. Bak görüyor musun erkeği? O erkek de kızıştı ha. O erkek eve geldiği zaman, bizim eve geldiğinde hiçbir şeydi ha. Öyle mal mal duruyordu. Ondan sonra bir baktım. Mama falan verdim. Birazcık denedik. Mamaya iyi dayadım. Kuş şu an uçana kaçana kur yapıyor ama mavişle pek bir ilerletemediler herhalde en son. Tamam arkadaşlar, bu burada kalsın. Videomuzu artık burada sonlandıralım. Ben de balkonumu bir süpüreyim. Dün rüzgar mahvetti burayı.
Hepiniz kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmasanız abone olmayı ve şöyle arkadaşlar bir 400-500 tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben de şimdi gideyim biraz ehliyet sınavıma çalışayım. Size videoyu çektikten sonra artık rahatım. Umarım sizin istediğiniz gibi olur. Umarım yavru alırsınız siz de. Gerçekten çok güzel bir duygu ama gördüğünüz gibi uğraştırıyor arkadaşlar. Bak o kafeste hiçbir şey yapmıyorlardı. Bu kafese geldiler. Bir tık daha iyi oldu. Yalnız var ya şurada iyi kur yapıyor. O da o kafese arkadaşlar hakim oldu ya o erkek. Dişiye göre o oraya daha hakim oldu. Acaba oraya bir yuva taksam mı ki? Oo, come on baby. Görüyor musun? Bak hele bak 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 hele bak hele hele hele. Bak 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 bak. Neler görüyorum. Tamam onlara benden bir yuva. Gelin ve damata benden bir yuva. Daha zaten şu an hemen yumurta yapmaz arkadaşlar. Yuvayı takmamın sebebi kuşların alışması. Hani bu tarz şeyler alışması için takacağım. Yoksa bu kuşların kalkıp da bana yumurta vereceği yok. Çünkü daha dişi ufak. Hadi bakalım ona da bir yuva takalım. Damada ve geline Mücahit Doray'dan 1+1 yuva olsun. Yalnız dün var ya rüzgar buraya bir vurdu. Bunlar falan hep düştü. Şunları azıcık uzaklaştırayım. Oğlum çiçeklerim ölüyor ya. Kuşlara iyi bakabildiğim kadar çiçeklere bakamıyorum. Şunu yaprağına bak. Niye böyle oldun? Bal dudaklım ne olursun. Kendine gel. Ölme. Bugün su vermedin mi ben size? Verdim. Hatta biraz daha vereyim. Acaba biraz daha verdiğim için mi hata yapıyorum? Bilmiyorum ki hadi sen de birazcık al. Arkadaşlar 2 günde 3 günde bir su veriyoruz ya. O yüzden oluyor herhalde. Her gün vermemiz gerekiyor. Oha bunlar neredeyse çiftleşecek. Edepsiz terbiyesizler. Yok lan bir şey olmaz. Dişi beceremez zaten. Düşürür. Hiçbir sıkıntı olmaz. En azından birbirlerine alışırlar gençler biliyorsunuz mu? Ben şimdi ne yapayım? Onlara bir yuva takayım. Videoyu en son sonlandırıyorduk. Ne oldu? Video tekrardan devam ediyor hala. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen like atın. Kendinize iyi bakın. @MealtLeDora Instagram hesabından da ister takip edin ister takip etmeyin. Keyfiniz bilir. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Diyeceklerimi bitirdim mi? Evet bitirdim. Hoşçakal. Bay bay.